gelen gideni aratır derler ya. %100. Bu da benim kaderimde mi varmış artık? Beni çekecek çile mi varmış? Bilemedim Ayşegül Hanım. Ne alırsınız bulun bana gelinimi. Şimdi Semahat Hanımcığım güzel söylediniz, iyi söylediniz ama... Lütfü Bey ile de konuşmamız gerekir değil mi? Tabii ki konuşabilirsiniz. Değil mi? Şimdi o ne diyecek, buna nasıl bakacak? Hani bence onun da bir fikrini alalım. Tamam. Telefonunu vermiştiniz. Hatta evet, ben sizde vardı telefon. Şimdi arayayım. Alo. Alo efendim. Lütfü Bey ile mi görüşüyorum? Evet benim, buyurun. Merhaba, ben Bir Şansım Olsa programından arıyorum sizi. İsmim Ayşegül Günay, nasılsınız? Teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Lütfü Bey, anneniz bize başvurdu. Sizin ilk eşinizle, Ayşe Hanım'la sizi buluşturmak üzere. Siz sıcak bakarsanız eğer, biz sizi buluşturmak, görüştürmek istiyoruz. Annemin onayı varsa tabii ki de olur, sıkıntı yok yani. Gelirim, gelmek isterim oraya. Annenizin onayı tabii ki var. Zaten anneniz başvurdu bize. Tamam o zaman, ben de geliyorum. Aa, vallahi çok güzel oldu. Hemen kabul ettiniz. Çok teşekkürler. O zaman siz de görmek istiyorsunuz Ayşe Hanım'ı. Evet, Ayşe'yi görmek istiyorum. Ama o kabul etmez ki. Pardon, ne dediniz? Çok kötü şeyler oldu diyorum. Yani o yüzden dolayı kabul edeceğini sanmıyorum. Ya evet, anneniz biraz anlattı. Hani kötü şeyler ne oldu bilmiyorum. Hatta anneniz bile bilmiyor ne olduğunu. Yani hani birbiriniz çok sevdiğinizi ama Ayşe'nin gittiğini söyledi. Biz Ayşe Hanım'la da bir konuşalım. İnşallah siz bir araya gelirsiniz, tamam? Tamam, o zaman geliyorum. O zaman ekibimiz sizi bizim olduğumuz yere getirsin, tamam? Tamamdır, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, siz de sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Vallahi çok kolay oldu. Nasıl oldu bu iş? Çok sağ olun. Sizin sayenizde Ayşegül Hanım, Allah razı olsun sizden. Hepimizden. Ay inşallah. Hepimizden. Neyse, Lütfü Bey de geliyor. Önemli olan onun da gelmesi değil mi? Yani tamam, kayınvalide istiyor gelinini ama... Ayşe bak, Lütfü Bey de istiyor seninle görüşmeyi. O zaman şimdi bana müsaade edeceksiniz. Ben gideceğim, Ayşe Hanım'ı arayacağım. Tamam Ayşegül Hanım. İnşallah da yan yana getireceğim sizi. İnşallah Ayşegül Hanım. Tamam. Çok sağ olun. Şimdi Ayşe'yi aramaya gidiyorum. Hadi güle güle, şey rastgele. Semahat Hanım'la konuştuk. Çok tatlı bir kadın. Şimdi Ayşe'yi arayacağım ve Ayşe'nin hakikaten ne diyeceğini çok merak ediyorum. Alo. Alo Ayşe Hanım. Evet benim. Kimle görüşüyorum? Merhaba, ben Bir Şansım Olsa programından arıyorum sizi. Ayşegül Günay. Nasılsınız? Ayşegül Hanım. Evet. Programınızı biliyorum. Şu an çok şaşırdım. Evet. Biliyorsunuz Buyurun. Programı. İyi, ben de programı bilmenize çok sevindim. Ayşe Hanım, bizim bir aracımız var, biliyorsunuz programı izlediyseniz eğer. Evet, izledim, biliyorum. Evet, aracımız sizi evinizin önünde bekliyor. Şimdi benim sizden ricam araca inmeniz ve araçta bir kasa var biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Size bir mesaj göndereceğim, bir şifre yollayacağım. Bu şifreyle kasayı açacaksınız. Ve size ait olanı orada bulacaksınız. Yapalım mı bunu? Tamam, yapalım. Tamam. Tamam Ayşe Hanım. Çok teşekkürler. Siz araca inin. Ben sizi birazdan tekrar arayacağım. Peki. Görüşmek üzere. Sağ olun. Arayacağız Ayşe'yi. Ayşe Hanım araca binmiştir, onu tekrar arıyoruz. Alo.
Ayşe Hanım araçtasınız sanırım. Evet, araçtayım. Şimdi ben size bir mesaj göndereceğim. O mesajda bir şifre var. Şifreyi yolluyorum. Tamam, bekliyorum canım. Yolladım, birazdan gelir. Şifremizi gireceğiz, kasayı açacağız. Emanetimizi alacağız. Geldi mi? Evet. Tamam, buyurun açın. Evet, evet Ayşe Hanım. Eski kayınvalideniz size ulaşmaya çalışıyor. Sizi görmek istiyor. Sizinle niye yüzle? Pardon? Niye yüzle bana ulaşmaya çalışıyor? Hayatıma burnunu soktuğu yetmedi mi? Şimdi... Nasıl böyle bir şey yapar ya? Ayşe Hanım, yani... Semahat Hanım'la konuştuk. Semahat Hanım çok tatlı bir insan ve sizi çok seviyor. Hani... Maalesef sizin de gözünüzü boyamış Ayşegül Hanım. Hiç de öyle biri değil. Semahat Hanım yalancının teki. Nasıl yani? Dünyanın en kötü insanı. Aa, ya... Bana yaptığı kötülükleri bilmiyorsunuz siz. Şimdi, hay Allah. Size de maalesef kendini farklı anlatmış. Ayşe Hanım, ben sizden rica etsem ben sizinle yüz yüze görüşebilir miyim? Ayşegül Hanım. Bakın bakın. Kusura bakmayın, ben görüşmek istemiyorum. Tamam, hayır, kayınvalidenizle karşılaştırmayacağım ben sizi. Ben sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum. Kayınvalidenizle konuştum. Bana göre dünya tatlısı bir kadın. Bir sürü şey yaşamış. Sizi de çok seviyor üstelik. Hani ya şu an... Siz bayağı sinirlendiniz, beni de çok şaşırttınız açıkçası. Yani ne oldu, ne bitti? Ben bunları sizin ağzınızdan duymak isterim, dinlemek isterim. Görüşelim, biz konuşalım yüz yüze. Peki, sizin için geleceğim. Gerçekten sizi kırmamak adına geleceğim. Çok teşekkür ederim. Ben yaptığım bütün kötülükleri anlatacağım size. Tamam, tamam, nasıl tamam. Nasıl biri olduğunu, bütün gerçekleri anlatacağım. Tamam, siz ne anlatmak istiyorsunuz? Hepsini ben sizden dinleyeceğim Ayşe Hanım. O zaman araç sizi benim olduğum yere getirecek, tamam? Bekliyorum ben sizi. Peki Ayşegül Hanım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu ne ya? Ay şimdi bambaşka bir şey oldu yani. Nasıl sinirlendi? Ne yüzle falan dedi, kötü dedi, yaptığı kötülükler dedi. Ama orada bir sıkıntı vardı yani. O kadar güzel anlattı ki aslında bir taraftan da. Hani ben de sordum aslında o soruyu. Hani bir insan bu kadar mutluyken niye hani gider? Öyle değil mi? Bakalım hikaye nasıl? O taraftan nasıl? Bir de onu dinleyeceğiz.